Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün yine karakter tanıtımı var Adan Zaiye serisinde. Şimdi Kovatop Cassie Cage'de olmamız lazım şu anda, değil mi? Aynen. Bunun pasifi bu arada bir tık güzel. Harbiden güzel. Benim hoşuma giden pasiflerden bir tanesi bu. Bir de diğer Cassie Cage de güzelsin. Undercover değildi ya, bir dakika. Geçenlerde baktım. Bir dakika, bu o muydu? Bir bakayım ben. Pasifinizden size gelip birazdan gene tanıtacağım ama. Unblockable bu. Öbürüymüş benim dediğim. Yine güzel bir şey vardı. Spec Ops'lu bir karakter vardı. Bugün baktım. Onu da tanıtacağız en yakında. Onların da sırası gelecek. Şöyle bir Faction Wars'a bir girelim bakalım. Quick Play'den yine 7. Yedili Savaş'a bir gireyim ben. Karakterimiz şu an için birinci evrimde olduğu için bir tık şey olacak. Nasıl diyeyim? Gerçi çok güçsüz kalmaz ya. Yine Fusion Boost'tan biz onu bir şeyler yaparız. Şuradan ben Quan Chi nerede? Buldum Quan Chi'yi, tekrardan şöyle kattım bakalım oraya. Bir de Scorpion'umuzu ekleyeceğiz. Scorpion abi nerede? Şurada. Dur. Tamam. Buldum. Scorpion abi de kattık. Tamam. Evrim boost'umuz şu anda maalesef alamıyoruz. Strike Force Scorpion sağ olsun. Normalde mesela Cover Top Cassie Cage'i 5. evrim falan yapsaydık Scorpion 1. evrime yükselecekti. Quan Chi'yi çok fazla çıkartamadım. Quan Chi'nin kulesine de aslında yapıyor muyum şu an quest'i? Yok, onu yapmıyorum. Yapıyordum, bıraktım. Şu an şey geldi diye, yeni kule geldi diye yüksek ruh veren questleri yapmaya çalışıyorum. Bir aksilik olmazsa bu arada bu hafta içerisinde, yani bu hafta sonuna doğru yan kanala ruh kasma ile ilgili bir tane şey yapacağım. Şu an aktif devam eden küçük bir tane bug var. O da bug, aynen, şu an düzeltmedikleri bir durum olduğu için bug diye geçerli olabilir. Bug diye geçiyor hatta. Onu da göstermeye çalışacağım size. Yani göstereceğim direkt, hatta göstermeye çalışacağım değil. Şimdi cover top keskeyici bir girelim bakalım. Bunun pasifi, tüm Spec Ops karakterler %25 şansla bloklanamayan ataklara sahip oluyorlar. Yani düz vuruş yaptığınızda %25 şansla ataklarınız bloklanmıyor. Şimdi Sonya Blade'in bende şeyi olacaktı bu arada. Cassie Cage'in, pardon. Cassie Cage'in evet ekipmanı olacak da. Onun ekipmanı hangisiydi ya? Onu bulup ben bir vereyim, geliyorum hemen. Tamamdır. Şimdilik şu ekipmanları verdim. Aslında Body Armor yerine ya şeyin Kenshin'in zırhı daha mantıklı olur ama en azından ekipmanını da göstermiş olayım. Şöyle kesikeyici ekipmanı bu. Debufflara karşı dayanmanızı sağlıyor. Güzel yani, ekipman olarak sıkıntı değil. Toughness Boost benim ya çok fazla kullandığım bir şey değil. Ya yani dayanıklılığı arttırmak yerine ben direkt canı arttırıyorum. Hasar yani daha mantıklı geliyor bana, bilmiyorum. Genel aldığınız hasarı düşürmek aslında daha mantıklı da ekipmanı fullemeden kullanmak bilmiyorum ya, pek fazla işime gelmiyor genelinde, tabi her zaman değil de Block Breaker veren şeyleri genelde kullanmaya çalışıyorum. Onlar çünkü bayağı bir önemli oluyor. Kule için çok büyük etkenler. Girelim bakalım. Birinci, ikinci yeteneklerini şey yapmadım ama oyun içinde zaten göreceğiz. Gene klasik kesikeyici yeteneklerinden. İkinci yeteneği farklı olabilir gerçi. Üçüncü gene sabittir de ikinciyi bir tık farklı yapabiliyorlar Gold karakterlerde bazen. Otomatik savaşı bırak kanka. Rapor veren ablamıza benziyor böyle. Şöyle bir, ah, yalnız karşının canı bir tık fazla. 10. evrim geldiği için şu an Silver takım gelmesi beni rahatsız ediyor ya. Birinci şeyimizi hemen bir göstereyim. Klasik ya, hani Cassie Cage'in normal klasik şeyi bu. Yeteneği yani. Yine birinci yeteneği şöyle bir daha koyalım bakalım. Yalnız bunu fullemedim ben büyük ihtimalle, yani hiç kullandığım bir karakter değil neredeyse. Yani Combat Cup takımını ben kullanmıyorum bu arada kulede. Hani siz Combat Cup takımını kullanıyorsunuz da. Takım tamamlanmış olsa şu an yapabilirim. Mantıklı olabilir ama takım tamamlanmadığı için yanına bu karakteri katlıyordunuz mesela, bloklanamaz şansı verdiği için. Benim çok fazla işime gelmiyor ya açıkçası. Çok aşırı kullandığım bir karakter değil. Combat Cup takımını dediğim gibi tamamlamadım da kullanmayacağım büyük ihtimalle. En azından Johnny Cage'e 10. evrim yapmış olsam, hani Sonya'nın hasarı çok fazla değil. 60.000'de falan şu anda ama ekipman verince yine yükseliyor da. Bana şey daha mantıklı geliyor. Şu an kullandığım 10. evrim Diamond karakterler çok daha mantıklı geliyor. Yalnız iyi vurdu ya. Valla şu an 1. evrim olduğumuz için bir tık üzüyor bizi. Şöyle bir atayım bakayım. Bu arada Strike Force Cassie Cage olan varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Şu an A'dan Z'ye serisinde Strike Force Cassie Cage'im maalesef olmadığı için. Bu arada ikinci kez kurtuluyoruz ve üçüncü kez kurtulacağız ölümden. Hem Quan Chi hem Scorpion hem de şey sağ olsun, talentlarımız sağ olsun, ölümsüzleşiyoruz gittikçe ya. Bir de Bone Shield çalışsa şu an mesela dördüncü kez kurtulacağız. Acayip sıkıntı ya bunlar. Jade oynadığını düşünsene abi. Assassin Jade ile birlikte ölümsüz hale geliyorsun. Assassin takımı aslında yapılır ha. Yani geçen Assassin 2 tane çıktığında ben sinir oldum da. Tüm Assassin karakterleri böyle bir 7. 8. evrime ulaşmış olsa çok fazla fark yaratırlar. Gene ölmeyeceğiz Scorpion sayesinde. Böyle ikinci yeteneğimizi ben sana direkt katayım kanka. Koyayım hatta.
Böyle bir kritiği zaten vurdu. Bir de üstüne can çekeceğiz. Yani can doldurma şey yapacağız. Kaç dolduruyor? Şu an 1 doldur diye göründü de. 740 değil bu arada. 740 mu dolduruyor ya? Gerçi birinci evrim abi ya. Onu unutuyorum bak. O bir tık üzüyor. Geri geçeyim şöyle kesikice. Yine birinci yeteneğimizi atalım. Bak Block Breaker ekipmanı vermediğim halde blok kırıyor. Şu güzel bir olay. Hani ekipman verseniz mesela yüzde Kenshin'inki %46 falan olması, %38 falan da olabilir. %40 diyelim. Bir tane yüzükten alsanız %20, %60, %25 bundan %85 Block Breaker şansına sahip olabiliyorsunuz. Eğer zırhtan da böyle, bu arada ikinci yeteneğimizi de şu an atıyorum. Evet, bir tık farklı abi. Bu drone olayı, gerçi drone bunda değil, öbür karakterde geçerliydi galiba. Diğer kesikeci de geçerliydi. Bir tanesinde Sonya Blade de olabilir lan, o seçme hakkın olan, aynen o garip şeyler olan, yetenekli olan Sonya Blade olması lazım. Bir dakika bir şeye bakayım ben bir. Neredeydi o? Hatta Faction Wars Store'a gidip birazdan ekipman şey yapalım ya, bu maçı bitirip unutmazsam eğer. Gene Silver takım geldi bu arada, sevmiyorum Silver takımın gelmesini. Yeteneklerine bir bakayım ben seni kanka. Birinci yeteneği normal, ikinci yeteneğinde cripple atıyormuş, bak güzel. Yeteneklerin atılmasını engelliyor karşı rakibin. Ben bunun ikinci yeteneği fulllemişim bu arada ya. Ne zaman fulllediğimi hatırlamıyorum bile. Üçüncü yeteneğimizde Power Drain atıyormuş. Ama birinci şeyde olduğu için şu anda maalesef çok fazla vuramayacak o yeteneğimiz. Zaten karakter de birinci yerim şu anda. Karakter bu arada Spec Ops karakterleriniz varsa sınıf olarak çok güçlendirebilecek, yani bayağı güçlendirebilecek bir karakter. Ki karakterin kendi pasifinde, eğer başka bir karakterin kendi pasifinde bloklanamaz şansına sahip oluyorsanız, yani %100 Block Breaker şans, ya Block Breaker'ı %100'e çıkartıyorsunuz. Mükemmel ötesi olabilir bu durum yani. Acayip sıkıntı çıkartabilir. İşte karşı takım bir tık güçlü abi. Tagnus'u güçlendirildi şu anda kesinin. Aynı zamanda saldırısı değil mi? Saldırısı arttırıldı. Bir tık sıkıntı. İkinci teneğimizi bir daha atalım şöyle. Güzel de vuruyor ha bak. Fulllediğimizde 46 cana indirdi abi. Acayip vuruyor ha. Vallahi çok güzel bence hasarı. Hani küçümsenemez hasarı var baya baya karakterin. 8600 can dolmasına rağmen mükemmel lan hasarı. Bak bir daha atacağım birazdan. 20.000 şu an canı. Block Breaker tamam. Block değil şu anda. Böyle maksimum atmaya çalıştım da. Güzel abi ya. 8100'e kadar indiriyor. Bir de cripple atıyor üstüne. İyi ölmedik. Umarım kalkanımızı diğer şeyde çalıştırabiliriz. İlk başta çalışmadı. O yüzden Quan Chi'nin pasifi gitti. İkinci seneyi buna atmamayı düşüneceğim ama çok az vuruyoruz ya. Muhtemelen düz vuruşa aşırı az vurduğumuz için ben şunu bir atayım. Tamam bu sefer öldürdük abi. Güzel, bir de kritik vurdu. 3 kere üst üste kritik vurdu. 20.000'e yakın vuruyor. Kalkanımız çalıştı bu arada. Güzel. Ben 09 neydi lan? O nasıl isimmiş öyle? Ah gene ölmedik abi. 3. kez kurtulduk ölümden. Bunu da attığım gibi zaten herhalde ölürsün kanka. Bakayım bir. Tagnus'un senin yer çok yüksek ya. Ayı olduğun için yok, gene de kurtarmadı. Jackson'ın Tagnus'u her zaman çok yüksek. Güçlü bir karakter. Jackson, Tanya. Bunlar sıkıntı çarlar Tagnus yönünden. Bayağı güçlendirilmiş çardı. Tanya hem şey tank hem ölümsüz, ya fazla vuruyor abi, bilmiyorum, garip bir çar ya. Cidden garip bir çar. Tanya'ya aslında gerçi bu Pyromancer'la getirdikleri bayağı iş yapar mı? Şimdi bilemiyorum yani, takıma dahil olmadığı için. Takım şu an takım ve ekipmanların değerlendirilebilecek takım yapmanız gerekiyor ya. Sınıf daha doğrusu. Sınıf olarak da değil aslında, takım aynen. Karakterler de takım ve ekipman önem vermeniz lazım. Hani aynı takımdan, aynı sınıftan olmaları gerekiyor. O da sıkıntı ya, bilmiyorum. Şöyle bir atayım bu arada bunu. Kritik vurabileceğiz mi lan bu sefer? 99 da birlikte. Güzel abi. Yani kaç vurduk orada toplamda? Bakayım, bir yaklaşık 15.000 falan vurduk değil mi? Kritikle birlikte ama. Güzel ya, hasar olarak baktığında. Bilmiyorum, bence bayağı iyi hatta. Karakter birinci evrim lan. Bunun 10. evrim yapsam bu arada ikinci evrimi patlatır ha. Vallahi tek atır. Mükemmel hale getirir. Rax 56 ne lan? Şöyle bir atayım bakalım. 97 vurduk bu sefer, kritik. Oo, örmekin de tagnası güzelmiş. Örmekin zaten bir tane örmek, ona geldiğinde anlatacağım. Çok büyük sıkıntı bir örmek var abi ya. Diamond örmek bu arada yok ha. Onu gerçekten geçtiler mükemmel olmaz mı? Ben örmekin diamond halini görmeyi çok isterim abi. Karakter olarak aslına bakarsanız hikayede de gayet güçlü. Senin de tagnasın iyiymiş lan. Kano gerçi falan, bunlar tank karakterler ya. Yorabilen karakterler. Güzel abi. Güzel. Şimdi 3. yeteneği taratmadık. 3. yeteneği az vuracak ama ona yapacak bir şey yok. Şu an Spec Ops yani
Bu karakterde yapmanız gereken ne olabilir en mantıklı? Yapabileceğiniz hatta direkt mantıklı şey cover top takımı olmadı ya cover ops takımı olmadığı için sadece spec ops takımı oluşturmanız gerekiyor. Spec ops'a şu şunun üstünde gördüğünüz o imge var mı ya, onu bir daha gösterebilecek miyim ben? Spec ops'ların işareti. Hatta direkt şeyden göstereyim ben, edit team diyeyim. Edit team yok ama işte sınıf olarak göstermek isteyecektim de. Ya kesin üstündeki 22 sayısının altında yazan işaret var ya. O işte Spec Ops'ların işareti. Soruyordunuz mesela Quan Chi'nin 33'ün altında yazan NetherRealm'lerin işareti. Scorpion'da şeyde Spec Ops Scorpion'da hem Spec Ops hem Martial Arts'a dayanıyor. Martial Arts olması lazım. İnşallah Outlord değildir. Onu tam göremedim de büyük ihtimalle Martial Arts'a. Scorpion genelde Martial Arts'lara dahil oluyor. Hangi Scorpion şeydi lan? NetherRealm'de Mortal Kombat 11 miydi? 11 olması lazım. Karşıdaki ayı olabilir. O iyi ya, baya hani sağlam karakter. Güzel karakter. Fire. Aa, bu arada şey yapmadık ha. Fire yemedik. O neden dolayı yemedik onu? Şey mi? Blaze Life'dan dolayı mı geliyor? Olabilir. Blaze Life'ın pasif olabilir. Şöyle atayım. 99 vurduk. Of, tekmedik abi ya. Mükemmel lan. Baya iyi. Injustice 2 Raiden var karşıda. Bu karakter de çok güzel ya. Bunun ekstra komboları çok güzel. Çıkartır mı bakalım? Çıkardı abi. İlk şeyden çıkardı. Of 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 of. Mükemmel ya. Vallahi çok keyifli şu çar. Ekstra combo çıkartırken inanılmaz keyif veriyor. Uy. Senin birinci yeteneğin falan da çok iyi lan. Güzel. Snare'ını da koydu gitti bak. Yine ölmeyeceğiz. Sıkıntı yok bu arada. Şöyle bir atayım ben sana canısı. 28.000'den seni kaç bine indiriyoruz? 15.000'e. Gayet güzel. Cripple'ı da koyduk bir de. Cripple uzun sürecek geliştirdiğimiz için yeteneğimizi. Bir sonraki savaşta 3. yeteneği tanıtmaya çalışacağım. Ölmezsek tabi. 9.000 can çok az ya. Şu an için pek kurtarmıyor. Blokta kalmadı, gayet güzel. Yetenekle birlikte blok kurabiliyor mu acaba? Öldürdük lan bu arada. Yani bir evrim karakterle bu arada bunların yani ikisini çıkarmak mükemmel şeyler ha. Karakter güzel yani. İkinci yeteneği bu seçmeli şeyler çok güzel oluyor. Kaydırmalı değil de yani mantıken siz de onlara gitmeye çalışın. Kaydırma çok yorucu bir iş ya. Valla değmiyor sanki yaptığını o kadar. Dur, blokta kalıp kırabilecek mi bakalım bir block breaker. Şu an çalışmadı, yok abi. Normalde çalışması gerekmiyor mu ya? Yeteneklere de block breaker getirilmesi lazım bence. Yani anlamı olurdu en azından, mantıklı olurdu. Yanlışlıkla kaçırdım bu arada mal gibi şeyi. Tamam, bu sefer attım. Öldürdük abi, evet. Birinci evrim karakterle bayağı 25-22 level karakterle hani öldürdük, çatır çutur paramparça ettik. 23 oldun mu sen bu arada? 23 de olmadın. Yani 22'nin yarısında hala. Ulan garip ya. Cidden garip. Şeyi denedim bu arada. Combat Cup takımını yapmayı denedim. Black Dragon, Aron Black. Bende bu da yok mesela bak. Yan karakterde de yok. Mortal Kombat 11 Kabal şeyde varmış. Yan karakterde var. İyi bari. Onu tanıtırken ileride sıkıntı çekmeyeceğiz. Sıfırdan serisinde. Kabalı ben bu hesaba çıkarmamışım. Ya yan hesaba çıkarmışım. O da garip bir olay ha. Vallahi ben bu hesaba da çıkardım sanıyordum. Kabalım yokmuş abi benim. Keşke zamanında bu Mortal Kombat 11 pekleri falan topluca indirime giriyordu böyle. Saçma saçma 150 ruha falan geliyordu. O zaman bol bol açmak lazımmış abi ya. Yani 4500 şeye ruha 30 tane açabiliyordum pekten falan. Böyle mükemmel şeyler. Ekipmanı varmış bu arada bu ayının. Ama çok da önemli değil. Şöyle 28.000 canından seni tekleyebilir miyim? O kritik gelirse teklerim de %77 attık bile zaten. 13.000'e kadar indirdik iyi bari. Şöyle bir full kritik vurursa belki 4-4 yani 4-4 değil hatta 5-5 10 desen 20k. Gene tekleyemiyormuşsun lan. Ayıya bak sen ya. Teklenmiyor. 20.000. Seni tekleyebilir miyiz kanka? Bir deneyelim. Full kritik geldiğini varsayalım. Böyle bir 90'la beraber vurduk ama 1800. Full kritik gelse tekliyormuşuz bu arada. İlk başta 2000 vurmuştu ya. Aynen. Tek attırtıyor. Güzel lan. Vallahi iyi. 9100. Cripple'a karşı da dayanıyor. Oğlum, ha, debufflara karşı dayanıklı hale geliyoruz. Debuff'ın bu he şey ayı şeyden dolayı, ekipmanından dolayı dayanıyor. Vallahi mükemmel olay ya. Çok güzel lan. Bu şunu da at bakalım. %100. Öldürdü mü? Öldürdü abi. 11.000, 12.000'e kadar vuruyoruz lan. Cripple'da şu anda şey yaptık. Ulan bayağı iyi. Baksana ya. Karakter ama şeyden dolayı ya. Normalde o Cripple'ı falan yesek stun'ı mıtanı. Gerçi stun'ı da yemiyor herhalde. Birçok şey yemediği için şu anda bayağı bir aslına bakarsanız çok önemli bir ekipmanı var. Gene ben bu arada düşünceyi yapmadım değil mi? Onu atayım hemen dur. Ruhları da verelim. Bayıldık vallahi ruhları.
2500 ruh var. Şu an kule olmasa 3500-4000 ruhlardaydım. Kule üst üste geldiği için kuleler ruh birikmiyor şu aralar. Yeni challenge geldi bu arada. Challenge hangisiydi lan? Bone Shaper Shinnok'tu galiba. Bone Shaper Shinnok da bu arada. Yani takımınızda karakterler öldükçe güçleniyor yanlış hatırlamıyorsam pasif olarak. O sıkıntı çıkartabilecek bir karakter. Harbiden sıkıntı çıkartabilecek bir karakter. Gerçi birçok karakter öyle ya. Düzgün kullandığınız zaman hani Mortal Kombat ona müsaade ediyor harbiden. Bronzlar bok parçası sadece. Birçok gerçi Silver'lardan bok parçası olan çok ya. Sadece artı %30 saldırı değeri verenler falan, can verenler falan var. Mesela Jackson'ın pasif bana göre bok. Aa, Mortal Kombat 11 karakter öldüğü için direkt 3. yeteneği koydu. Blokta kalmanız gerekiyor bu durumda ya. Gerçi bloğu kırabiliyor mu bilmiyorum şimdi kabal. Eğer öldürmezse ayı, öldürmüş ama kalkanımız çalıştı. O yüzden sıkıntı yok. Hem hızlandı, hem power generation aldı, hem de can yeniliyor şu anda. Ultra ayı hani. Şerefsiz ya. Bayağı bir şu an sıkıntı çıkartıyor. Gene Goro geldi. Hep Goro geliyor karşıma. Kaç defa, kaç eldir Goro ile oynuyoruz lan. Bu ne oğlum? Goro'ya karşı oynuyoruz böyle. Garipmiş o olay ha. 99'la birlikte iyi de vurduk ayıya valla. 10.000'e kadar dindik canını. Son şeyimiz Goro'ya bayağı bir kritik giriyor bu arada. Hani çok fazla. Ben gene 3. yeteneği atmadım değil mi ya? Ama Kabal'ın direkt şeyini yedik ya. Ondan dolayı atmadım. Bu el yok sanmıyorum abi. Çıkartamayız. Diğer elde çıkartabiliriz ancak. Blokta kalmam gerek bu arada. Stun'ı bu arada direnç kazanamıyormuş Stun'a. O hoş değil. Gerçi debuff diyor ya. Debufflara karşı şey yapıyoruz. Stun debuff olarak geçmiyor değil mi? 95 iyi kritik vurduk bari ikinde. Şöyle patladı bu. Goro geldiği gibi yeteneğin büyük ihtimalle atacak. Canı çok az aynen. Tamam 43.000 vurduk bu arada az önce Scorpion'la. Bu da birinci evrim ya. Birinci evrim bile değil. Evrimi yok bu karakterin. Hani sıkıntı oğlum ya. Valla. Gerçi bu 50 level olması lazım. Scorpion'u galiba fullledim diye hatırlıyorum seviyesini. Bol bol kullendiğim için fullemiş olmam gerekiyor. Kodumuz da maske olsun böyle verim. Fullememişim. 45. seviye o zaman kendisi gelmiş. İyi lan iyi kasmışız bunu valla. Eskiden bu şey çok çıkmazdı. Level up'lar çok fazla çıkmazdı. Mortal Kombat 11 takım var bu arada karşıda. Valla şeyi nasıl yapacağız? Gerçi fire efektini yemeyeceğiz. Poison da yemiyoruz değil mi? Fire, poison, şey. Aynı zamanda bleed'i de yemememiz lazım. İyi lan. Valla birçok şeye karşı da cripple'a dayanıyor. Ondan sonra ne o? Sadece cripple değil. Yerine sabitleme neydi? Yerine sabitleme işte direkt öyle söyleyeyim. Snare'e karşı dayanıyor. Başka ne var? Bu Rain'in attığı bir bok vardı. Garip bir bok. Ona dayanıyor. Bu arada direnemedik şeye. Debuff %33 dayanıyor. O şey mi? %33 şansla mı lan? Üzmüş o üzdü o zaman. Ben de onları yaktım ama sıkıntı yok. Pala 4 mü? Ana Türk var lan karşı. Türksün herhalde sen kardeş. Pala diye isim katmazdın galiba ya. Katar mısın? Bilmiyorum bana mantıklı gelmedi. Şimdi Scorpion'u öldürmeden çıkacağım bu arada. Sub-Zero'yu öldürmeden çıkacaktım da. Eğer ölmezsek. Bleed'i de yedik. Yedik şu anda. Stekleyebildiğim kadar stekleyeceğim yeteneğimi. Quan Chi'ye geçeceğim. Yapma, öldürme. Tamam, çok güzel. Quan Chi'de kalalım bir süre. Zaten Quan Chi'mizi öldürtmeyeceğiz. O yönden bir sıkıntımız yok. Düz vurabildiğim kadar vuracağım. Kritik de iki kere üst üste öldürücü vurdu hatta. Kritik de değil. Öldürücü kritikten daha fazla hasar çıkartıyor. Hem kritik hem öldürücü vurursanız hasarın içinden geçiyorsunuz zaten. İyi, Kabal'ın şeyini yedik ama sıkıntı değil abi ya. Ölsek bile aynen. Scorpion'a geri geleceğiz. Scorpion'la ölürsek de Quan Chi bizi geri getirecek. Hani kendi içine döngüye giriyorlar şu an. İki kere ölümden kurtulduk zaten. Bakalım kaça çıkartacağız bunu. Kesinin bu arada 3. yeteneği açıldı ve direkt attım. Gayet güzel abi. Göreceğiz şimdi. Bakalım aynı mı? Aynen. Genel. Kesik ejderle. Evet. Silahıyla vuruyor. Sıkıyor ondan sonra. Yani aynı. Aynen. Değiştirmemişler. Ama 2. yeteneğinin farkı yeter ya. Bence gayet güzel 2. yeteneği. 7400. Yani hasar olarak. Tabii 2. yeteneğimiz çok daha önde. Fullesek bile bu arada 2. yeteneğimiz önde. Kabal gene Mortal Kombat 11 karakterini öldürdüğümüz için geldi ağzımıza sıçıyor şu anda. Sağ ol Kabal abi. Allah razı olsun. A'dan Z'ye serisini hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. A'dan Z'ye serisiyle birlikte çünkü tanıttığım karakterlerden sonra takım tanıtımları gelecek. Onlar da güzel iş yapıyorlar. Şöyle bir devam et bakalım. Gayet güzel. Al kanka. Çok güzel. İyi hasar çıkartıyoruz ya valla. Tamam. Yalnız iyi vurdular lan. Vallahi iyi vurdular. Şöyle bir atayım ben sana kardeş. Blokta kalacağım bu arada öldürürsem. Kabal. Bakalım direnebiliyormuşuz onu da göreceğiz. Blokta kalıyorum şu an. Atamadı abi 3. yeteneğini. Evet.
Demek ki direnmekle oluyormuş. Kalkanı çalışıyor şu anda. Hiç ellemeyeceğim. Dokunmaya hiç gerek yok. Quan Chin'in ikincisini neyle öldüreceğim ben seni? Sana adilik yapacağım. Ah. Kaç yedi bilmiyorum. Quan Chin'in evrimini şey bittikten sonra, kuleye gittikten sonra arttırmaya tekrardan çalışacağım. Strike Force Scorpion'u ben ne zaman çıkardım lan? Vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Gayet güzel. Kesinin tüm şeylerini tanıtmış olduk. Faction Wars'lara da bir gidelim. 2360'ım varmış benim. Karakter almayı düşünmüyorum şu an için. Yani aslında klasik takımı yapılır mı? 10. evrim yapsak bakayım senin pasifine bir kardeş. Gerçi yok ya. Bunları fullesem bile yani. Şimdi aynı klasik karakterlerine denk gelmiyor büyük ihtimalle. Şimdi Diamond klasiklerle bunlar aynı klasik sayılmıyordu tahminimce. Sayılmamalı mantıken. Sınıf şey direkt statü farkı var yani. O yönden birazcık sıkıntı. Ekipman olarak ne alsak şimdi? Ben şunu almayı düşünüyordum abi. Bu şeyde recovery boost değil de şu şeyi çok iyi. Çünkü bu pasif var ya. Üçüncü pasif. Ne diyor? When the user defeats a character diyor. The entire opponent team loses. %30 Türk gibi okuyayım orayı. Of their current health diyor. Bakın bu ne demek? Diyor ki eğer diyor siz oynuyorsunuz ya diyor yani bir tane diyor karşıdan karakter öldürürseniz karşı rakibin hepsi %30 canının %30'unu kaybediyor. Yani iki karakter öldürdüğünüzde diğer oyuna girmemiş karakter %60 canını kaybetmiş bir şekilde giriyor oyuna. Hani baktığınız zaman bayağı bir sıkıntı çıkartabilecek bir şey. Diğerlerinin pasiflerine şöyle bir bakayım hocam. Bunu debufflara karşı şey yapıyormuş bu çok bir işimize yaramaz. Bu güzel. Bu da aslında bayağı güzel. Bu da fullenebilir bir şey. Oyuna başladığınız gibi karşı rakibi direkt %100 şansla kör başlatıyorsunuz. Çok güzel bir pasif. Bayağı güzel bir pasif. Bu 10. evrim olmasına gerek yokmuş bunun zaten. Bu olmasa da olur diyor. Bunda bu da güzelmiş. Power Drain yapma şansıyla başlatıyormuş. Sen ne veriyorsun? Ha bu da şey. Devastator da aslında okunuşu büyük ihtimalle böyledir. Bu da bayağı bir sıkıntı. Eğer diyor karşı takım diyor aynı şeyi paylaşırsa aynı sınıfı paylaşırsa sen diyor %20 can %20 hasar kazanıyorsun diyor. Aynı zamanda da bir bar güç kazanıyorsun diyor. Yani sıkıntı çıkartabilecek bir şey. 10. evrime getirirseniz tabi. Ama ben gene dediğim gibi şunu fullemeyi düşünüyorum. 2000'e bunu gömelim biz. 5. evrimimize yükseltelim. Yani power reduction aslında bir bokumuza yaramaz ama olsun. Recovery boost'umuzu falan arttırıyoruz. Kendimizi böyle avutalım. Recovery boost bu arada %20'den 25'e hiçbir boka yaramaz yani. Karakteri %200 yükseltiyorsun. Gene bir şey değişmiyor ama biz alalım bunu abi. Güçlensin bu birazcık. Hem işimize yarar ya bir şekilde şey yaparız. Bunun pasifi aslında bu da çok güzel ha. Hani tanklık istiyorsanız bu baya bir iyi. Şey yapıyor. Karşı rakibin kritik vuruş hasarını %75 soğuruyor. Yani hasar yemiyorsun. %75 daha az yiyorsunuz. Çok güzel şeyler bunlar. Bayağı güzel şeyler. Devastation'dan sonra Zatoş zaten bende full şu ne yapıyormuş abi. Power Generation Boost veriyormuş 10. evrimde. Bu da başlarken bir bar ekstra veriyormuş. Yani çok fazla iş yapacak şeyler değil şu ikisi ama şu Shokan Armor'la Devastator ve diğeri ne? Shadow Sash değil mi? Bu da aynı şekilde aynen. Bu da çok güzel. Yani almanızı tavsiye ettiğim şeyler bunlar şimdilik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beni unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.